Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber drone bataryalarının hakkında biraz tekniksel, biraz da ileriye dönük bilgiler edinmeye çalışacağız. Kanalımda bataryalar hakkında bilgi var. Bu biraz daha teknik ve ileriye dönük bir bilgi olacak. Bendeki drone modeli DJI Mini 2 ve şu görmüş olduğunuz batarya da DJI Mini 2'ye ait arkadaşlar. Ben combo paketi aldım. Böyle bir şarj adaptörü var bende. Eğer siz tekli modelini almışsanız arkadaşlar, yani benimki combo tekli dediğim bir adet batarya var ve böyle şarj ünitesi yok arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken bataryayı direkt drone ile şarj etmek. Combo'da da yapabileceğiniz şunu söyleyebilirim. Hem bataryayı drone ile şarj edersiniz hem de bu elimde görmüş olduğunuz şarj ünitesiyle şarj ederek 1,5 saat gibi bir süreden yırtabilirsiniz arkadaşlar. Bunun da tam saatini söyleyeceğim. Kaç dakikada şarj olduğu ile alakalı. Öncelikle arkadaşlar drone'umuzu aldık. Ne yapmalıyız? Bu piller, bunlar kendi kendine deşarj oluyor arkadaşlar. Yani siz kullansanız da kullanmasanız da bataryanın seviyesi azalmaya başlayacak. İlk aldığınızda bunların hepsi arkadaşlar %60 ile %40 arasında bir şarja sahip olacak. Siz bu yüzden alamasıya hiçbir şekilde havaya kaldırmayın arkadaşlar. Siz boşta duran bir bataryaya direkt yüke bindirirsiniz. Yani bu da hücrelere zarar verebilir. Bu ilk kullanım açısından çok çok önemlidir. Bu yüzden tamamen şarja bırakın. Yani dediğim gibi uçuracaksanız da ilk önce yani 1,5 saate yakın bir sürede bunu şarj edin. Biriyle uçarken diğerleri şarjını devam ettirsin. Ve bunun bir kötü yanı var. 3 tanesini takın şarja, hepsi sırayla şarj ediyor. Yani üçünü de aynı anda şarj etmiyor arkadaşlar. Yani bu benim açımdan biraz kötü bir sonuç. Yani ben drone'umu şarja takmak istemedim. Bu üçüyle takacağım. 4,5 saat bunun başından mı bekleyeceğim arkadaşlar? Yani bu biraz bence kötü bir durum. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Bastım cihazımın düğmesine. Bu tamamen dolu. Ve bu da birincisi yanıp sönüyor. Yani bununla biraz önce drone'u uçurdum. O yüzden şarjımı bitirdim. Gördüğünüz gibi yani ikinci şık yanıp sönüyor. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar %25 ile %50 arasında bir değerde. Yani 4 led var. Hepsine %25 pay biçebilirsiniz. Yanıp söndüğü için %25 ile %50 arasında bir değerde. Ben genelde bataryalarımı hiçbir şekilde yani tamamen sıfırlamayacağım sürede %20'nin altına indirmiyorum arkadaşlar. Yani %20'de maksimum yetişemeyecekse, benden 1 kilometre uzaktaysa %40'da çağırıyorum arkadaşlar. %30'a kadar falan işte video çekerek getiriyorum. %25'in altına indirmeden bataryamı alıyorum. Şimdi önemli olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Siz drone'u uçurdunuz ve drone'u getirdiniz yanınıza. Hemen bataryayı söktünüz. Ben bunu şarja takacağım dediniz. Ve drone'a direkt tip C kabloyu taktınız ve ben bunu şarj edeceğim. Hemen şarjı da olsun tekrar uçurayım dediniz. Şimdi burada yaptığınız birden fazla hata var. Yani şu direkt şarja takmak neden birden fazla hataya sebep veriyor? Öncelikle drone'umuz açıksa. Yani bizim drone'umuz açıkken biz direkt şarjı takarsak hiçbir şekilde şarj etmeyecek. Drone çalışırken de lambalar yanıp söndüğü için arkadaşlar siz şarj ediyor olarak algılayabilirsiniz. Kesinlikle şarj etmeyecek. Yani bu da dikkat edin. Drone'unuz açıkken şarj olmayacak. Bir diğer yanlışa gelirsek, siz bunu uçurdunuz, geldiniz ve drone'u söktünüz. Hemen buraya taktınız şarj etmeye. Yine şarj almayacak. Yine bir işte yanıp yanıp sönecek, bekleyecek. Neyi bekliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hem sizin şarjdan çıkarmanızı bekliyor hem de bu bataryanın soğumasını bekliyor. Ya bunun çok sıcaklıkla ne alakası var diye söyleyebilirsiniz. Batarya hücreleri 5 ile 40 derece arasındayken şarj olur arkadaşlar. Siz dışarıdasınız, hava soğuk, uçurdunuz. Bunu işte bataryayı söktünüz, biraz koydunuz oraya, diğeriyle uçurdunuz. Siz bu işte sıfıra yaklaştı, şarja taktınız yine şarj almayacak. Veyahut da hava sıcak. Siz bunu uçurdunuz, geldiniz, elinize aldınız, batarya çok sıcak. Şarja taktınız yine şarj olmayacak. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bunu kendi haline yarım saat bırakmanız gerekiyor. Yani yarım saat belki abartmış da olabilirim. 15 dakikada 5 ile 40 santigrat derece arasında indiğinde şarja takabilirsiniz. Aması, eğer siz 35 santigrat derecede şarja taktınız ve batarya zaten ısınmaya başlayacak şarj alırken. Çünkü elektrik depoluyor. 40'ı geçtiği anda yine şarj almayı bırakacak arkadaşlar. Bu yüzden ideal, tamamen hani en idealini söylüyorum şu an 22 ile 28 arası arkadaşlar. Bunun da tam ortasını alırsak 25 santigrat derece. O da yaklaşık bir oda sıcaklığı arkadaşlar. Yani alın, siz diğerlerini uçurana kadar bunu koyun, odanızda biraz soğusun. Yani daha fazla işte kalorifer varsa kaloriferin yanına koymayın, soba varsa sobanın yanına koymayın. Dediğim gibi bu aletler yani hafif alınabilecek bir aletler değil, pahalı bir aletler arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli davranmamız gerekiyor. Şimdi gelelim en önemli soruya arkadaşlar. Bataryamız kaç wattla kaç saatte şarj oluyor?
Arkadaşlar bataryamız 2250 mAh ve arkadaşlar 7.32 watt, yani bu da ortalama 18 watt'a tamamlamış diyecek. Yani bataryamızı şarj ederken 18 wattla şarj ediyor. Şu an akıllı telefon kullanıyorsanız ve modeli yeni ise onlar da 18 wattla şarj oluyor arkadaşlar. 18 watt ve 2250 mAh olan batarya yaklaşık olarak 1 saat 22 dakikada tam şarj oluyor arkadaşlar. Hani bunun da yaklaşık olma sebebi işte sizin sıcaklığınız. Yani diyelim ki 15 ise ya da 35 ise 30 ise bu biraz artabilir. Ama dediğim gibi 25 derecede şarj ederseniz 1 saat 22 dakikada şarj olur. Zaten bataryanızı da %20'nin altına indirmediğiniz için arkadaşlar yani 5'te 1'lik oranda düşeceksiniz. Yaklaşık işte 1 saat 10 dakikada 1 saat 15 dakikada tamamen şarj olmuş olacak bataryanız. Hatırlayacak olursanız önceki videoda arkadaşlar drone'unuzu uzun bir süre uçurmayacaksanız şarjınızı %60 ile %40 arasında bir değerli tutmanızı söylemiştim. Yani bu süre ne kadardı? İşte 5 gün 10 gün uçurmayacaksanız böyleydi. Yani ileri tarihlerde de olabilir. Ama arkadaşlar şimdi bu anlatacağım taşıma durumu. Örnek veriyorum. Siz Konya'dan İstanbul'a ya da İstanbul'dan İzmir'e, Antalya'ya böyle bir yolculuk yapacaksınız. İşte araba kullanacaksınız, otobüs kullanacaksınız. Yani siz düşündünüz ki işte bu yolculukta zaten bataryamız %60 ile %40 arasında. Yani çıkalım yola gidebiliriz. Herhangi bir problem olmaz. Aracınıza güneş çarpacak arkadaşlar. Aracınızın içi ısınmaya başlayacak. %50 olarak koyduğunuz varsayıyorum şu an. Güneş çarptıkça ısınmaya başlayacak. Arabanızın işte kaloriferini açacaksınız, daha da ısınmaya başlayacak. Yaz ayları ise zaten güneşten çarpan direkt düştüğü yeri yakacağı için bataryalarınız aşırı derecede ısınmaya başlayacak. Siz kullanmadığınız halde bataryalara bir ısıya maruz bırakacaksınız. Bu da arkadaşlar deşarj olmasına sağlayacak. Yani soğumak için kendini deşarj ediyormuş gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şarjı %50 olduğu için daha çabuk ısınacak. DJI bize öneriyor ki eğer siz bir yerden bir yere taşıyacaksanız diyor bataryaları. Yani işte dediğim gibi yolculuk yapacaksanız bataryanızın seviyesi maksimum %30 olsun diyor. Hatta %30'un altına da düşürebilirsiniz de. Yani ne yaparsınız? Havada asılı kalarak bataryalarını deşarj edebilirsiniz arkadaşlar. Hem taşıma sırasında yine direkt güneşe bırakmamalısınız. Daha sakin güneş ışınlarının direkt temas etmediği yerlere koymaya çalışın. Şu an bildiğimiz iki şeyi de hatırlatayım arkadaşlar. Bataryamızı drone'a takarken tık sesin geldiğine emin olalım. Yani tamamen iteleyelim. Yani zarar görecekmiş gibi biraz hani az iteleyip hafif temasta bırakmayalım. Tamamen oturdalım yerine. Yani en son en önemlisini söyleyeyim arkadaşlar. İşte drone çalışırken direkt bataryayı sökmeyin. Yani drone açıkken arkadaşlar direkt bataryayı sökersek yarı iletken malzemelere zarar vermiş olabiliriz. Biz güç düğmesini kapatarak hepsine kapama komutu veriyoruz. Biz direkt çıkardığımız anda bu işlemi kesin olarak yaptırıyoruz. Bu da işte dengesiz çalışmasına sebebiyet verebilir. Şu ana kadar anlattığım 8-10 madde oldu arkadaşlar. Hani hepsini yapabilirsiniz. Siz işte bugün ne bileyim bir seferde çıkarttınız herhangi bir şey olmaz. Ya da ne bileyim aşırı derecede sıcaklıkta taktınız bir şey olmaz. Ama ne olur drone'unuz 3 yıl yani çok süper bir şekilde kullanacakken bu 1,5 yıla düşmeye başlar. 1 yıla düşmeye başlar. Bizim burada amaçladığımız şey yaptığımız işi daha doğru yapabilmek. Şu ana kadar çektiğim videoları arkadaşlar şu niyetle çekiyorum. Ben bu drone'u alırken ne arattım ne buldum. Ben mesela gimbal ayarlarını arattım. Neredeyse bulamadım ya. Ya da bir incelemeye bakıyorum. Adam işte etrafına bakıyor. Şöyle oluyor böyle oluyor anlatıyor. Yani uçurmuyor neredeyse. Ya da yapabildiği birkaç şey vardır. Onları yapıp geçiriyor. Ben burada elimden geldiğince arkadaşlar yanıtlayamadığım soruları kendim bizzat deniyorum. Yani yorumlarda belirtin arkadaşlar kafanıza takılan yer. Herhangi bir ayarı sorarsanız bunu beraber öğrenmeye çalışırız. Kendim bunu öğrenmeden videosunu çekmiyorum. Bu yüzden yorumlarınız benim için önemli arkadaşlar. Eğer bu video işinize yaradıysa kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Gezip drone, uçup drone. Görüşmek üzere.